Merkezlerimizde, Mersin merkezde bu iftarları belediye olarak veriyoruz, sizlerin kaynakları, sizlerin ödediği vergiler. Bizim sadece yaptığımız halkın parasını halk için harcamak. Hiçbir belediye başkanının himmeti değil. Herhalde buradan bir mesaj çıkardınız. Afiyetle yiyin, kendi kaynağınız, kendi paranız, kendi helal kazancınızdan, kesilen vergilerden size aktardığımız bu iftar sofrasını, bu güzel Ramazan akşamını hep beraber birlik, beraberlik, huzur duygularımızı en üste çıkartarak yaşayalım. Kardeşlik güzel bir duygu. Birlik, beraberlik içerisinde olmak. Huzur içerisinde olmak. Vatandaşımız bunu özledi. Artık hepimiz rahatsız olmaya başladık. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada yaşayan 2 milyon vatandaşım, hangi siyasi görüşten olursunuz, hangi bölgeden, hangi etnik yapıdan, hangi mezhepten olursa olsun, benim kardeşim olarak görüp hizmet etmek istiyorum. Artık siyasi görüşlerimizden dolayı birbirimizi bir köşeye hapsetmeyelim. O falanca görüşten, bu falanca partiden, o ülkeyi bölmek istiyor, o satmak istiyor, o satmak istemiyor. Böyle artık kayıkçı kavgalarını bırakalım. Yazık oluyor ülkeye de, memleketimize de, şehrimize de. İnşallah 23 Haziran'da İstanbul'da bir seçim var. Ben eminim hak tecelli edecek. Hak tecelli edecek. Bizim istediğimiz bu. Diyoruz ki Türkiye hukuk devleti olsun. Gücü yetene bir ülke olmasın. Seçim yapıyoruz, adil olsun. Seçim güvenliği güvencesi olsun. Devletin iktidar gücünü elinde bulunduranlar o gücü kullanmasın. Yargıyı, kolluk güçlerini, devletin diğer kurumları vesayeti altına girmesin iktidarın. Biz bunu arzu ediyoruz. Artık çağdaş bir ülke olalım ya. Birbirimizin hakkına tecavüz etmeyelim. Saygı duyalım, onu istiyoruz. Ben eminim gelecek günler bir günden çok daha güzel olacak. Gelişmiş toplumlar bu zorlukları yaşayarak gelişmiş toplum, zengin toplum, müreffeh toplum oldu. Türk milleti olarak bunları da yaşayacağız. Bunları da görecekmişiz. Ama inşallah biz küllerinden doğmuş bir milletiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. 19 Mayıs vesilesiyle. İşte o gün nasıl küllerinden bir ulus çıktı, tekrar yeşerdiyse, bugünlere geldiysek, işte o ecdadımızın ulusal kurtuluş savaşında, mücadelesinde kanıyla, canıyla, malıyla, alın teriyle bize bugünleri armağan etmesinden dolayı biz bugün bağımsız, demokratik, layık bir Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bunun da değerini iyi bilmemiz lazım. Ben bu iftar sofrası vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Son derece de huzurluyum. İnşallah gelecek Ramazan günleri bugünden çok daha iyi olsun. Çok daha mutlu olalım, çok daha huzurlu olalım. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza çiçek takdim etmek üzere Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Anamur Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Ali Kubilay Erdal'ı davet ediyorum. Kubilay Bey. Basını göz ardı etme. Başkanım.
حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إله العالمين şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bizleri burada hanım gel hanım gel şöyle bir hem de ben çekerim.